Şimdi dostlar, bu videoda paranızı çalıştırarak pasif gelir elde edebileceğiniz yöntemlerden bir tanesinden bahsediyor olacağım. O yüzden hızlıca videoya geçelim. Şimdi dostlar, öncelikle bu video başlıktan da anlayabileceğiniz üzere Binance'ın Launch Pool etkinlikleriyle alakalı bir video ve bizler burada Binance'ın Launch Pool etkinliklerine katılarak pasif gelirler elde edebiliyoruz. Üstelik bunu yaparken cebimizden bir kuruş dahi çıkmıyor. Bu Launch Pool etkinliklerine katılmak son derece önemli çünkü Binance zaten lider bir borsa olduğu için buraya gelen her proje oldukça hype'lı ve güzel performans gösteren projeler oluyor. Dolayısıyla Launch Pool etkinliklerine katılmak son derece önemli. Şimdi lafı çok uzatmadan Launch Pool'ların nasıl kullanıldığından bahsedeceğim ama öncelikle takdir edersiniz ki bu özellikleri kullanabilmemiz için borsaya üye olmamız gerekiyor ve hala Binance üyeliğiniz yoksa hemen açıklamalar kısmında referanslı bir link bırakıyorum arkadaşlar. O linkten üye olursanız hem ömür boyu %20 komisyon indirimi kazanıyorsunuz hem de bana destek olmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla üyelik işlemini yaptıktan sonra platforma giriş yapmanız yeterli. Ardından elinizdeki bakiyelerle nasıl bir kuruş dahi harcamadan launch pool'lardan pasif gelir elde edebileceğinizden bahsedeyim. Öncelikle ana sayfaya giriş yaptıktan sonra bakın burada finansın hemen altında launch pad'ler sekmesi var. Buna tıklıyoruz. Şimdi dostlar, gördüğünüz gibi burada iki başlık bizi karşılıyor. Bunlardan bir tanesi pasif gelir elde edebileceğimiz launch pool tarafı ve biraz aşağıda da ön satışlara katılabileceğimiz launch pad tarafı var. Aralarındaki fark da şu. Launch pool tarafında Binance'ın bizden istedikleri tokenları stake ederek bizler pasif bir gelir elde edebiliyoruz. Yani hiçbir kaybı uğramadan bir tokenları stake ettiğimizde burada belirtilen süreler içerisinde Cyber ya da SEI token kazanabiliyoruz. Örneğin bakın, ben burada elimdeki BNB tokenları stake etmişim ve bunun karşılığında SEI token kazanıyorum. Bunu da detayına bakmak istersek üzerine tıklayacağım ve gördüğünüz gibi böyle bir sayfa beni karşılıyor. Bakın burada 5 gün 16 saat sonra projenin listeleneceği bilgisi var ve ben şimdiye kadar 264 tane SEI token kazanmışım ve şu anda da farm edilmeyi bekleyen 14 küsür tane token'ım var. Bunu aslında talep etmek son derece kolay. Üzerine talep et dediğimde bu token'lar da gördüğünüz gibi bu kısma ekleniyor ve ben BNB'lerimi stake ettiğim sürece SEI token kazanmaya devam ediyorum. Hatta sizinle beraber birazcık BNB token satın alalım. Ufak bir bakiyem olması lazım. Hemen buradan spot tarafına geldim ve BNB BUSD paritesinde hemen şuradan hızlıca bir BNB satın aldım. 37 dolarlık bir bakiyem varmış. Hızlı bir şekilde alımımı gerçekleştirdim ve tekrar ne yapıyorum? Bakın, finans bölümünden Launchpad tarafına geliyorum ve BNB havuzunu tıklıyorum ve bakın elimdeki mevcut BNB'yi de buraya stake ediyorum. Bakın ne oldu? 32.96 BNB'm oldu ve bunun karşılığında aslında havuzdaki ağırlığım da arttı ve SEI token kazanmaya devam edeceğim. Yani pasif gelir elde etmek bu kadar kolay. Ben istediğim zaman bunu paraya çevir butonuna basarak mevcut BNB'lerimi tekrar spot cüzdanıma çekebiliyorum. Dolayısıyla son derece mantıklı. Burada BNB'lerinizi ya da stabil coin'lerinizi stake ederek farming yapabiliyorsunuz. Buradan elde ettiğiniz token'ları tekrar BNB'ye çevirerek BNB miktarınızı arttırabiliyorsunuz. Dolayısıyla son derece mantıklı. Çünkü bu gelen projeler de aslına bakarsanız son derece hype'lı projeler. Daha önceki projelere bakacak olursak bakın burada yine ilgi çekici SUI projesinde aslında havuzda olduğunu görüyorsunuz. Ben o tarihlerde de katılmıştım. Bakayım burada detayları yer alıyor mu? Evet, ben son 1-2 gün kala katılmıştım ve burada da 67 adet gördüğünüz gibi suyu kazanmışım. Yani açıkçası ben bunu tavsiye ediyorum çünkü burada BNB tutmak istemiyorsanız, stabil coin tutmak istiyorsanız bile TUSD ile FTUSD'yi tercih edebilirsiniz. Çünkü bunlar da bir stabil coin ve Binance bunu destekliyor. Binance'da bulunduğu süre zarfında mevcut stabil coin'inizi TUSD'ye çevirebilirsiniz. İhtiyacınız olduğunda tekrar USD ya da BUSD'ye çevirerek hesabınıza ya da başka borsaya çekebilirsiniz. Dolayısıyla bu farmingleri değerlendirmenizi ben tavsiye ederim. Şimdi gelelim launchpad'ler tarafına. Arkadaşlar, launchpad'ler adı üstünde projelerin ön satışının gerçekleştiği yerler ve ardından hemen listelemenin geldiği yerler. Borsalarda ön satışlar gerçekleşirse biz bunun adına IEO diyoruz. Dolayısıyla Binance'daki launchpad'leri de aslında IEO demek daha doğru olacaktır. Örneğin burada en son Arkham'ın IEO'su gerçekleşmiş. Üzerine tıkladığımda detaylı süreçlerini görebiliyorum. Buradaki temel mantık şu. Siz elinizdeki BNB'leri buraya stake ediyorsunuz. Ardından bir hesaplama dönemi başlıyor. Bu bir haftalık bir süreç. Ve bu bir haftalık süreçte ki havuz ağırlığınız hesaplanıyor. Ve bunun karşılığında sizin stake ettiğiniz BNB'lerin bir kısmı alınıyor. Onun yerine size Arkham token veriliyor. Ya da işte o dönemde hangi projeye katıldıysanız onun token'ı veriliyor. Örneğin benim burada çok cüzi bir miktarım vardı. Yine de katılmışım ve gördüğünüz gibi 40.26 küsür bir Arkham token kazanmışım. Katılmak da son derece basit. Yine BNB stake ediyorsunuz. Ardından zaten burada butonlar olacak. Sizi yönlendiriyor olacak. Ardından ön satışlara katılabiliyorsunuz. Şimdi toparlayacak olursam Binance'daki Launch Pool etkinliklerine mutlaka katılın. Çünkü cebinizden hiçbir şey çıkmadan pasif bir gelir elde ediyorsunuz ve
benim gibi BNB miktarını arttırmaya çalışıyorsanız buradan elde ettiğiniz tokenları tekrar BNB'ye çevirerek aslında BNB miktarınızı arttırabiliyorsunuz. Bunun dışında yine BNB ile Launchpad'lere katılabiliyorsunuz. Orada da hype'lı projeler geliyor. Dediğim gibi Binance lider bir borsa ve Binance'daki ön satışların hepsi hemen hemen hype'lı ve çok güzel performanslar gösteren projeler. Dolayısıyla mutlaka katılın. Çünkü Binance'daki ön satışların vesting periyotları yok. Yani %100 TG olarak alıyorsunuz tokenlarınızı ve listeleme günü direkt satabiliyorsunuz. Bu anlamda da kafanız rahat. Şimdi ben bu tarz videolara devam etmek istiyorum ama desteğiniz son derece önemli. Ve bu desteği sağlamak için tek yapmanız gereken bu kanala abone değilseniz abone olmak ve videoyu beğenmek. Tabii aklınızda sorular varsa onları da yorumlar kısmından iletebilirsiniz dostlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.